İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armen Agabramyan, Moskova'daki terör saldırısıyla ilgili olarak Putin'e başsağlığı telgrafı yolladı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin 7. Bakanlar Kurulu. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü'nün konuşması. Bakü'deki vandalizmin hedefi Getevan Anıtı. Sevgi, vatanseverlik ve birlik ikinci arşak Yerevan Opera binasında sahnelendi. Levon Aronyan satrançta ABD kupasının galibi oldu. Batı Ermenistan Televizyonu ve Sen TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armen Gavrahamyan Moskova'daki terör saldırısıyla ilgili olarak Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'e başsağlığı diledi. Saygıdeğer Vladimir Vladimirovich Putin gece yarısı Moskova'daki Krokus Hall'da meydana gelen terör saldırısını öğrenmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. İşten tazilerimi lütfen kabul ediniz. Batı Ermenistan Cumhuriyeti terörizmin her türlüsünü şiddetle kınıyor. Bu büyük kötülüğün ortak ve uzlaşmaz eylemlerle kökünü kazımanın zamanı gelmiştir. Terörün tüm örgütleyicilerinin tespit edilmesi ve adalet önüne çıkarılması için mümkün olan her şeyi yapacağınızdan eminim. Lütfen mağdurların yakınlarına ve dostlarına başsağlığı dileklerimizi iletin. Yaralılara acil şifalar dileriz. Sizinle ve tüm Rusya Federasyonu vatandaşlarıyla birlikte yas tutuyoruz. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Avrahamyan Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin 7. Bakanlar Kurulu oturumu 23 Mart'ta gerçekleşti. Oturuma Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin ilk devlet başkanı Armena Gabrahamyan başkanlık etti. Oturumda Batı Ermenistan Hükümeti'nin genel durumu ele alındı. Armena Gabrahamyan, Davuş'ta köylerin düşmana teslim edileceği yönündeki söylentilere değinerek Batı Ermenistan'ın tutumunu dile getirdi oturumda hükümet üyeleri yakın gelecekte Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Westen Armenia TV'de yer alacak projeler önerdiler. Batı Ermenistan Cumhuriyeti hükümet sözcüsü Armeni Huysakyan'ın haftalık basın açıklaması 23 Mart'ta gerçekleşti. Sözcü konuşmasında Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nde haftanın olayına değinerek Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bayan Lydia Margosyan'ın babası olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşı Stepan Margosyan'ın ağır bir hastalıkla uzun bir mücadelesinin ardından 91 yaşında hayatını kaybettiğini belirtti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti hükümet sözcüsü Armeni Huşakyan'ın konuşmasını Batı Ermenistan televizyonunun YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Bakü'nün işgal altındaki Artsakh'ın Mardagert ilçesine bağlı Getevan köyünde Getevan köyünün meşru müdafaa uğruna şehit düşen özgürlük savaşçılarının anısına dikilen anıtın duvarına sabitlenen plaketler imha edildi. Getevan anıtı resmi olarak 2016 yılında açıldı. Anıtın ortasında Heykeltıraş Varastat Hamparsumyan'ın yaptığı ve yine yıkılan haçkar yer alıyordu ustanın Arsak'taki tek benzer eserinin bu olmadığını da belirtmeyi gerekli görüyoruz. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Varastat Hamparsumya'nın gelişimiyle Arsak'ın koruma bölgelerine sınırları göstermek ve zaferi singelemek amacıyla kılıç haçları veya sınır haçları yerleştirmeye başlanmış. Daha sonra hem Arsak'ta hem de Doğu Ermenistan'da bu yaygınlaşmıştır. Uluslararası Adalet Divanı, kültürel değerlerin korunmasına ilişkin hükümler de dahil olmak üzere işgal altındaki topraklarda yürürlükte olan yasaların uluslararası örf ve ananeleri hukuku statüsünü kazandığını, yani bunların evrensel ve kaçınılmaz bir kural olarak hareket ettiğini doğruladı ve bu tüm devletler için bağlayıcıdır. Haçkarları hedef almanın özellikle yasaklanmış bir eylem olduğunu ve tüm insanlığa karşı ciddi bir suç olarak kabul edildiğini belirtmekte fayda var. Çünkü Ermeni haçkarlarının sanatı, haçkarların sembolizmi ve işçiliği UNESCO tarafından 2003 yılından bu yana listelenmektedir. Ermeni haçkarları somut olmayan kültürel miras listesine alınmış ve evrensel değer olarak kabul edilmiştir. Haçkar kültürünün savaş sırasında ve hatta sonrasında ek korunması zorunludur. Silahlı çatışmalarda kültür varlıklarının korunmasına ilişkin 1954 yılındaki Lahey Sözleşmesi'ne göre ve 1999'da kabul edilen ikinci ek protokolün ilkelerine göre Haçkar kültürünün tamamının korunması artırılmış olup buna verilen her türlü zarar uluslararası mahkemelerde protokolün 15. maddesinin A bendine göre savaş suçu olarak yargılanabilecek ciddi bir ihlaldir. Konstantinopolis, İstanbullu Ermeni besteci Dikran Çuhacıyan'ın ikinci Arşak operasındaki olaylar 365 yılında Ermenistan Krallığı'nda gelişir. Savaşı kazanan Kral İkinci Arşak, başkent Armavir'e döner ancak kendi krallığında huzursuzlukla karşı karşıya kalır. Bestecinin yaşamı boyunca hiç sahnelenmeyen opera performansı ilk kez orijinal İtalyanca dilinde ve tamamı Yerevan'da sahnelendi. Gösterinin premieri 22 Mart'ta Alexander Spendaryan adlı Ulusal Akademik Opera ve Balat Tiyatrosu'nda gerçekleşti. İkinci aşak vatanını seviyor, birleşik ve güçlü bir Ermenistan yaratmanın hayalini kuruyor. Ancak babasına, erkek kardeşine, karısına ve erkek kardeşinin nişanlısına karşı kaba ve zalimdir. İkinci Arşak karakterini ise Arman Arakelyan oynadı. Bu onun ilk önemli rolü. O, İkinci Arşak operasından önce Carmen, Anuş ve diğer performanslarda sahne aldı. Arakelyan bunun kendisi için büyük bir onur olduğunu ve bu performansta İkinci Arşak'ın ilk icracısı olmanın da çok bağlayıcı olduğunu söylüyor. Gösteri kalabalık bir salonda gerçekleşti. Olgun ve genç kuşaktan, çok sayıda temsilcinin yer aldığı izleyiciler, sanatçıları coşkulu ve heyecan dolu alkışlarla ve bravo sözleriyle karşıladı. Doğu Ermenistan erkek satranç takımının eski lideri Levon Aronyan, şu anda Amerika Beşik Devletleri bayrağı altında Amerikan Kupası'nın galibi oldu. Aronyan Amerika Birleşik Devletleri'nin St. Louis kentinde düzenlenen kupa turnuvasında süper finalde Leslie So ile yarıştı. Aronyan 2,5-1,5 buçuk, buçuk farkla kazandı. Aronyan sosyal medya sayfalarında Amerika Beşik Devletleri kupasını kazandığım için çok mutluyum. Çok yorgunum ama mutluyum. Desteğiniz için hepinize teşekkür ederim diye yazdı. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimize daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sen TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sen TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceğiyle ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, ulusal meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Batı Ermenistan Ulusal Marşı Zartir Lao adlı eseri sunuyoruz. Senin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.